Döneminin en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen Candemir Berkman, 25 Aralık 1934'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray'da markajı ve sert futboluyla ön yapan Berkman, sarı kırmızılı forma altında 3 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı, 4 de lig şampiyonluğu yaşadı. Çoğu ünlü yıldız gibi onun da futbola başlaması sokaklarda top koşturmaktan geçti. Gençliğe adım attığı yıllarda 16 yaşında Deniz Kuvvetleri'nde aldı soluğu Candemir Berkman. Sarı kırmızı renklerle tanışması da bir hayli ilginç olur Berkman'ın. Deniz Kuvvetleri'ndeyken Adalet Kulübü'nden Fahri Somer'in onu transfer etmek istemesiyle başlayan futbol yaşamında Candemir Berkman'ın Galatasaray'a geliş süreci de Deniz Kuvvetleri Albayı Alp Kunt'un ona verdiği bir kartla başlar. O kartı alıp Muzaffer Bozok'a götüren Berkman, 1956 yılında artık Galatasaray'ın oyuncusudur. 1957 senesinin Nisan ayında genç takımla antrenmanlara başlar ve kısa zamanda kendini gösterir. Yine genç takımda olduğu bir gün Candemir Berkman, menajer Doğan Koloğlu'nun müdahalesiyle antrenmanlara çıkar ve daha sonra da Kasımpaşa karşısında A takım kadrosunda kendine yer bulur. Attığı golle daha ilk maçında kalitesini gösteren Candemir Berkman, 4 gün sonra da milli takıma seçilir ve kariyerinde 15 kez milli formayı giyer. Candemir Berkman'ın futbol hayatında Gündüz Kılıç'ın çok önemli bir rolü vardır elbette. Fakat baba Gündüz'ün ardından takımın başına geçen George Dick, sarı kırmızılı futbolculara verdiği taktiklerin yanı sıra yaptırdığı kültürel aktivitelerle de hayata hazırlar. O dönem sarı kırmızılı futbolcular antrenmanlarını ya Ali Sami Yen Stad'ında ya da Galatasaray Lisesi Grand Court'ta yapıyordur. Berkman'ın futbol yaşamında birçok önemli maç var elbette. Bunlardan biri şampiyonluğu belirleyen kader maçı Fenerbahçe mücadelesidir. 5-0 galip gelinen o karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanır Candemir. Ancak ayakkabısını çıkarmaz. Çıkarsa tekrar giymesi zordur çünkü. Belki de oyuna devam edemeyecektir. Maça sakat halde devam eder ve o galibiyetin baş mimarlarından olur. 1961-1962 sezonu Galatasaray'ın profesyonel liglerdeki ilk şampiyonluğunu kazandığı sezondur. O dönem 31 Mayıs günü oynanan Zorlu Karagümrük maçında attığı 2 golle şampiyonluğa giden yolda önemli bir virajın dönülmesini sağlayan isim o olur. Daha da önemlisi Karagümrük Kulübü'nün başkanının Candemir Berkman'ın kayınpederi olmasıdır. Milli formayı da yıllarca üzerinde büyük bir başarıyla taşır Candemir Berkman. Fakat yaşadığı talihsiz bir olay da onu milli takımdan kopma noktasına getirir. Takım arkadaşları onu saha içinde agresif, mücadeleci, saha dışında iyi ve yardımsever olduğunu söylüyor. Futbol hayatında birçok sakatlık geçiren Berkman, yine de mücadelesinden bir şey kaybetmeden sahada aslanlar gibi savaşır yıllarca. Galatasaray'ın unutulmaz efsanelerinden Metin Oktay'la da aynı dönemde uzun yıllar hizmet eder Galatasaray'a. Hatta Taçsız Kral filminde de rol alır. Ben gelmesem çocuklar, yarın çalışma da var. Olur mu be, gönül senin için geliyor. Las hakkının orada bekleyecekler. Benim rezil olmaya niyetim yok arkadaş. Peki siz gidin, ben para bulup geleceğim. Ya bulamazsan? Aramızda bir parola olacak. Para bulursan hasta iyileşti diyeceksin. Ya bulamazsam? Hastaneye kaldırmışlar dersin o zaman, tamam mı? Tamam. Bari Ali gelinceye kadar biz kızları idare edelim. Hadi eyvallah. Aman geç kalma! Merak etme. Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazılan Candemir Berkman, sarı kırmızılı renklerin ardından Vefa'ya transfer olur. 3 sezon burada oynadıktan sonra da sahalara veda eder. Futbolu bıraktıktan sonra da hiç kopmaz. Vefa'da, Kardemir Karabükspor'da ve Balıkesirspor'da teknik direktörlük yapar. Sonrasında Sporcular Derneği'ni kurar ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev alır. Saha içindeki mücadeleci yapısı, saha dışındaki beyefendiliğiyle taraflı tarafsız her kesimin fazlasıyla takdirini toplar. Yıllarca Türk futboluna hem futbolcu, hem antrenör, hem de yönetici olarak hizmet eder. Onun tek bir arzusu var. Sahada temiz futbol, tribünlerde takımına sonuna kadar bağlı, fair play çerçevesi içinde taraftarlar görmek. 78 yaşında bile hala bunun mücadelesini verir, yılmadan, usanmadan. Ve Galatasaray'ın sol bekinde tarih yazdığı dönemlerden bugünlere gelen değişimi gözleri buğulanarak izler hala.